Öte yandan Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları ve aktivistler İsrail Meclisi önünde eylem düzenledi. Eylemciler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rehineleri kurtarmak yerine siyaset yapmakla suçluyor. İsrail ile Hamas arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. Hamas'ın elindeki 200'ün üzerindeki rehinenin serbest bırakılması için İsrail hükümeti tarafından atılan diplomatik bir adım yok. 7 Ekim saldırısında ihmalkarlıkla suçlanan ancak sorumluluk almayan Başbakan Netanyahu'ya tepki büyüyor. Görüntüler Kudüs'teki meclis binası önünden. Rehinelerin aileleri ve aktivistler eylem düzenledi. Kaçırılan kişilerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar açıldı. Protestoda duygusal anlar yaşandı. Rehine yakınları birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Rehinelerin aileleri Netanyahu ve hükümete kızgın. Yeteri kadar çalışmadıklarını düşünüyorum. Kaçırılanları kurtarmak yerine siyaset yapıyorlar. Bu eylemi kaçırılan kişilerin gündemden düşmemesini sağlamak için gerçekleştiriyoruz. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'ya duyulan öfke her geçen gün büyüyor. Neredeyse her gün hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Hafta sonu yüzlerce kişi Netanyahu'nun Kudüs'teki evi önünde eylemdeydi. Tel Aviv ve Kayseri kentlerinde de protestolar düzenlendi. Son anketlere göre İsrail'de her 4 kişiden 3'ü Netanyahu'nun istifasını istiyor.